Herkese merhaba. Çocukların odasından videomun açılışını başlatayım dedim. Bugün nevresimleri değiştireceğim. Sonra çocukların odasının tozunu alacağım. Duruma göre derin de alabilir. Bakacağız artık. Sonra sil, süpür falan işlerini yapacağım. Bu odanın temizliğini bitireyim istiyorum. Bizim yatak odasının temizliğini bitireceğim. Böyle dedim ya, kendimi bir hasta olacakmışım gibi hissediyorum. Bugün gerçi biraz daha iyiyim ama ne olur ne olmaz. O yüzden böyle gün gün bazı temizliklerimi yapayım istiyorum. Tek seferde yapsam yaparım ama sonrasında çekerim gibi geliyor. Biliyorsunuz cuma günde misafirlerim geleceği için kendimi böyle çok yormak, sağlık olarak daha kötüye gitmek istemiyorum. Yarın da Kutay'ın okul gezisi var, müzeye gidecek. Allah nasip ederse oğlumun ilk okul gezisi olacak. Çok heyecanlıyım. Çok endişeliyim. Ne olur ne biter. Hayırlısı bakalım. Önce Allah'a, sonra öğretmenlerine emanetler. Allah'ın korusun evlatlarımızı. Veliler de gitmiyormuş. Eğer gidiyor olsaydı hem gezmiş olurdum, ben de görmüş olurdum. Hem de çocuğumun yanında olurdum ama tabii ki veliler gidemiyormuş. Nereye kadar da gerçi çocuklarımızın yanında her daim olabileceğiz. Çocuklarımız büyüyor, hayata atılıyor. Artık tek başına olması gereken zamanlar var, gitmesi gereken zamanlar var ve biz bunlara alışmak zorundayız. Biraz zor ama gerçekten zor. Derin'in de dün okulda tiyatro vardı. O da ona gitti. Okul gezileri çok farklı oluyor. Yani şu an kendim de düşünüyorum. Hiç aklımdan çıkmayan anılardandır böyle. Okulla gittiğimiz müzeler, şehirler, eğlence yeri farklı oluyor. O yüzden çocuklarım da bunları yaşasın istiyorum. Yani Rabbim çocuklarımızı iyilerle karşılaştırsın. Rabbim evlatlarımızı korusun inşallah. Böyle konu nereden nereye geldi? İşte oğlum da ilk gezisine gidecek okulla beraber. Hayırlısı olsun bakalım. Öğretmeni de tabii ki endişemizin farkında. Sonuçta yaşları küçük olduğu için çok karşılaşmışlardır bu durumla elbette ki. İçiniz rahat olsun diye çok öğretmeni böyle bir güven verici konuştu. Ama elde değil. Elde değil. Evet, gözü gibi bakacaklardır. Sonuçta onlara emanet. İnsan emanete daha da dikkat eder. Ama gelin görün ki annelerin içi neler söylüyor, aklınızdan neler geçiyor. Allah'ım korusun evlatlarımızı deyip daha da konuyu uzatmayayım ve işime bakayım, yoksa bitiremeyeceğim işi. Ama gerçi dediğim gibi her şeyi bugün yapmayacağımdan böyle dinlenerek yavaş yavaş yapabildiğimi yapacağım. Yorganları önce bir alayım. Bu arada tabloların, yatak başlarının, komodinlerinin falan buradakilerin tozunu aldım. Bunu bir videomda daha söylemiştim sanırım. Muhakkak hani nevresim değiştirmeye başlamadan o tozları alırım. Çocukların en sevdiği nevresim takımı bu olabilir. Ben bunu ilk Derin'e almıştım. Ya bilenler bilir herhalde. Daha Derin'in odası ayrıydı. Bu oda yoktu. Bunu almıştım. Ve Kutay büyüdükçe ben de bundan istiyorum, ben de bundan istiyorum diyordu. Şansımıza LCO22'den yıllar sonra bundan da bulmuştuk. Çünkü Derin'e yani... Bu en sevdiğim. Evet, biliyorum anneciğim. LCO22'den almıştık bu arada. Soranlar olursa. Genelde nevresim değiştirdiğim videolarda soruyorlar nereden alıyorsun nevresimlerini, çarşaflarını diye. Çoğu LCO22'den. Çarşaflarımın zaten hepsi galiba LCO22'den ve çok memnunum. Lastikli çarşafları da güzel, nevresim takımları güzel çıkıyor. Pikeler için aynısını söyleyemeyeceğim. Evet güzeller ama bence nevresimleri kadar kumaşları, kaliteleri iyi değil diye düşünüyorum. Bu da biraz kırışıkmış. Duruma göre gözüm keserse belki yastık kılıfını ütüleyebilirim. O da belki yani. Önceden hep nevresimleri, çarşafları falan ütülerdim. Derin daha bebekti. Yani hamileyken ve bebekliğinde. Ama sonra bıraktım. Aman Tuğba dedim. Yattığın yeri de ütülemeyiver. Boşuna zaman kaybı olduğunu düşündüm açıkçası. Bunu harcayacağım zamanı kendime harcarım ya da Derin zaten uykusuz bir çocuktu. Ne bileyim gider yemeğimi yaparım falan dedim. Ne diye uğraşıyorsun buna, boşver. O yüzden bıraktım. Neyse hemen kızımınkini de şöyle değiştireyim. Şöyle yapsam.
Sihir yapabildim mi? Olmadı galiba. Evet, çocuklarımın nevresimleri şu şekilde. Şimdi ne yapacağım? Halıları süpüreceğim. Ondan sonra kaldıracağım. Süpürüp burayı öyle sileceğim. Ben burayı süpürmeden önce derin dedi ki anne çekmecelerimde düzenleme yapacağım. Biraz fazla dağıldı dedi. Gerçekten biraz fazla dağılmış. Şimdi oraları güzelce sildi. Sonra tozunu kendisi alacakmış. Bayağı bir şey varmış anneciğim o çekmecede. Anne bu mavisini bunun babama vereyim çünkü onun ucu fazla sivri. Bu bende kalsın. Tamam anneciğim. Elenecekleri sen daha iyi bilirsin artık. Baksana kullandığın, kullanmadığın. Bunu babama vereyim. Tamam. Bu çekmeceyi de böyle özel alanı gibi yaptı. Yazdığı biten günlüklerini koydu. Kamerasını, tabletini. Buraya da saatini koyacak. Çıkardığı zamanlar oluyor çünkü saatini. Oraya da mikroskop şeylerini mi koydun, araçlarını? İyi yapmışsın. O zaman bize kolay gelsin. Derin'de, Kutay'da çekmecelerini düzenlediler arkadaşlar. Şu dolaba Derin girmedi. Hafta sonu yapmayı planlıyor bakalım. Kitaplarının, defterlerinin, sözlüklerinin falan olduğu bir yer. Burada boya çeşitleri var. İcatlarının olduğu bir dosya var. El işi kağıtları, keçe kağıt yani icat için kullanacağı şeyler var. Şu çekmecelerde de çocukların kutu oyunları falan var. Şöyle çekmecesini bir göstereyim. Bu şekilde düzenledi. Burası icat bölümüymüş. Bu şekilde ayarladı. Ben genelde çocukların yaptığı işlerin üzerinden tekrardan geçmem arkadaşlar. Çünkü şevklerini kırmak istemem. Annem bizim yaptığımızı zaten beğenmiyor. Niye yapalım, niye uğraşalım deyip de hiçbir şey yapmamazlık etsinler istemiyorum. Yavaş yavaş sorumluluklarına bilmeliler. Düzenlemeler, temizlikler yavaştan yapmalılar. Hayatta ne olacağı belli olmaz. Burayı da bu şekilde yapmış. Dediğim gibi günlük. Bu da Derin'in aşı kartı bebeklikten. Kulaklığı. Böyle saatine de şöyle bir kutu ayarladık. Böyle koyuyor. Kağıtla bunları yine burada yedekleri de var. Cüzdanını koymuş. Ablası yapınca Kutay da hevese geldi. Onunkini de göstereyim. Bu arada bunlar çıkmıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Bunların da değişme vakti geliyor yavaştan da. Bakalım. Kutay da bu şekilde yapmış. Ablasından yardım istemiş tabii. Onun da magnetik alfabe ve sayıları. Bu eş kartlarını, eş bulma kartlarını çok seviyor. Bu Kutay'ın bebeklik eş bulma kartıydı. Ara ara hala oynarız bunu. Yani sonuçta eş buluyoruz yani. O yüzden desenin pek bir önemi yok. Çok eğlenceli kartları var. En çok kullandığı en üstte. Altta da boyama kitapları. Bunu da Derin 2'ye giderken sanırım yapmışlardı saatleri öğrenirken. Atmadım. Hatta birçok şeyini böyle saklarım Derin'in. Şekilleri falan vardır. Sonuçta ablasının peşinden ilkokulu okuyacak biri daha var. Ona da lazım olur diye saklıyorum bazı test kitaplarını falan da. En azından bize soru örneği olur üzerinde çözsek bile. Ben başka bir şey yazarım öyle çözer der Kutay'da mesela. Buraya da cüzdanını koymuşlar. He, makasları buraya koymuşlar. Teddy'den bir makas almıştık biz. Uç kısımlarını değiştirebiliyorsunuz ve şekilli kesiyor. Böyle tırtıklı, biri düz, biri zikzak. Bu şekilde bunları böyle koymuşlar. Burada yeni boyaları. Buraya tahta kalemleri. Çünkü alfabesi var tahtası olan. Burada bilekliklerini koymuşlar. Kamerası, atirisi, sanal bebeği. Burayı bu şekilde düzenlemişler. Burada da yine Kutay'ın böyle çok yer kaplayacak şeylerini koyduk. Ben bunları aslında Kutay'ın dolabı için almıştım biliyorsunuz. Sonra fişini attığım için iade edemedim. Bunları da bu şekilde değerlendirdik. İyi oldu. Çocukların büyük bir kitaplığı olmadığı için kitaplarını falan da koyuyoruz. Burayı iş biraz önce ben düzenledim. Bu kablolar aşırı karışıktı. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Bu kabloların hepsi buraya mı ait? Emrah'ın her şeyi bir saklama gibi bir huyu var. Bir gün lazım olur dursun ya da bir şey yenilemek gerekirse dursun. Bu kısmından koparız, bunu alırız, kablosunu alırız. Biliyorsunuz Emrah öyle işlerle uğraşmayı sever.
Ben de böyle bir kutu buldum, buna koyayım dedim. Çocukların şarjlarını koydum. Bu kutu yeni oldu. Şöyle de sticker yapıştırdılar, kendilerine ait olduğu belli olsun diye. Burada Derin'in akıllı saatinin ve tabletinin şarjı var. Burada da Kutay'ın tabletinin şarjı var. Evet, artık yavaştan burayı süpürüp silme işine geçmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bayağı geç oldu, bayağı vakit harcadılar burada. Ben de o ara bizim yatak odasını falan temizledim, sildim, süpürdüm. Oraları hallettim, tozunu falan, holü de hallettim. Camları açtım, süpürülecek her yeri süpürdüm. Yatakları bile çektim. Çekebildiğim kadar süpürdüm, sildim, geri ittim. Şimdi masaların altına giriyorum. Tamam. Şimdi bunu iteyim. Oh, mis gibi koktu. Bugün de pudra kokulu bir kolonya koydum. Allah, mobumun içine. Şimdi de Kutay'ın masasının altı. Bu mobu ben Trendyol'dan aldım. Soranlar olursa diye söyleyeyim. Benim koltuğumun altına da giriyor. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı her şekle de giriyor. Ucundaki bezi de çıkarıyorsunuz. Onu da yıkayıp tekrar takıyorsunuz. Çocukların odası mis gibi oldu. Her şey silindi, süpürüldü, temizlendi. Çekebildiğimi çektim. Kitapların dahi tozları alındı. Yani bu şekilde ayarladık. Ayna da silindi. Tamam. Mobu da artık götürebilirim banyoya. Ay, yoruldum. Of. Akşam da zaten banyomu temizlerim yine. Bir duş alacağım çünkü. Çıktıktan sonra da orayı da hallederim. Camı açmıştım ya, şimdi birazdan bunu da kapatırım. Yemek yapmam lazım. Yemek de yok. Aklımda bir şey de yok. Vallahi dinlenirken düşünürüm artık. Ne yapacaksam da sizlere çekerim zaten. Bugünün menüsünü de hazırladım. Emrah'ın isteği üzerine sulu tavuk sote yaptım. İçine biber vesaire ekleme, sadece soğan, sarımsak, salça ve baharatla yapar mısın demişti. O şekilde yaptım. Gerçi çocuklar da bu şekilde daha çok seviyor. Ekranın buhar olmasından da anlamışsınızdır. Pilavım yeni pişti arkadaşlar. Şu şekilde görünüyor. Arpa şehriyeli pilav. Ve cacık yaptım. Çocuklar istediği için birazcık da turşu da koyacağım yine bunların yanına. Allah bereket versin. Bugünün menüsünü böyle hazırladım. Rabbim benden ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. O zaman bize afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik. Mutfağı toparladım. Şimdi banyoya geldim. Duşakabin kısmını ben duştan çıktıktan sonra oraları güzelce bir halledeceğim, temizleyeceğim. Ama buraları... Burada toz alınacaklar var. Onları halledeyim diyorum. Lavaboyu falan, buraları da temizlerim. Neyse, bu video ne kadar oldu, nasıl oldu, editle ne kadar sürer bilmiyorum ama inşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Ben artık burada sonlandırayım. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize o güne kadar iyi bakın. Hoşça kalın.